Sevgili kova burçları ve sevgili balık burçları, hepinize merhabalar. Hepinizi çok seviyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Şimdi dostlarım, bugün sizlere 8 Mart 14 Mart tarihleri arasındaki haftalık kahve falı yorumumuzu yapmak üzere karşınızdayım. Kova burçları ve balık burçları, haydi bakalım sizleri neler bekliyor. Haydi hep beraber bir göz atalım. Kova burçlarından başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlara vesile etsin inşallah. Düşünceleriniz, duygularınız karmakarışık. Bir yola gitme planınız var. Bunu gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorsunuz. Gerek oğlak burçlarıyla, gerek akrep burçlarıyla, aslan burçlarıyla ilişkilerinizde zorluklar yaşayabilirsiniz. Satürn gezegeni var. Bu burçlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir diyor. Ama sıkıntıların, üzüntülerin sonu gelmiş, aşmayı başarıyorsunuz. Yeniden yine yeni yeniden diyorsun ve başarılı girişimlere kalkışmışsın. Hayırlısıyla bunları da başaracaksın. Çok sıkıntılar atlattın sevgili Kova burcu. Çok badireler atlattın fakat ferahlaman, aydınlanman çok yakın. Kocaman bir kalp görüyorum. Hayırlısıyla kalbinin kırıklarını onaracaksın. Aynı zamanda bazı sıkıntılı durumları geçiştirdiğini, geçtiğini, sıkıntının bittiğini görüyorum. Bir ok işareti var. Bir yerlere doğru gidiyorsun. Hedefini şaşmadan ileriye adım attığını görüyorum. Kendi çizdiğin yolda kendi emin adımlarla yürüyorsun ve bazı böyle Ocak ayından beri bir sıkıntılı durum var, kimseye söyleyemediğin. Bir kaos yaşayabilirsin. Bu kaos sanki sevgi yoksunluğu, bir sevgide sıkıntı yaşama, bir saygısızlık görme gibi olabilir. Sanki sevginin karşılığını almamış gibisin. Bu da seni çorak bir kalbe doğru, böyle verimsiz bir aylara doğru götürmüş. Fakat 44 gün veriyor. 44 gün içerisinde ferahlaman, rahatlaman var sevgili Kova. Her türlü derdi, her türlü kederi atıyorsun. Boğaz bölgende olan rahatsızlık. Boğaz bölgende olan rahatsızlık seni böyle biraz bitkin duruma düşürmüş olabilir. Boğaz çakranda tıkanıklık olduğunu görüyorum. Bu da özgürleşme isteğinden kaynaklanıyor. Sanki özgürleşmeyi çok istemişsin de birileri engel olmuş gibi. Boğazda tıkanıklık yaşıyorsun. Mavi giy ve boğaz bölgeni mavi bir örtüyle sar. Şunu demen gerekiyor. Ben özgürlüğü seçiyorum ve ben özgür olma hayalimi gerçekleştiriyorum. Artık kimse bana hükmedemez. Tekrar ediyorum. Ben özgür olmayı seçiyorum. Özgürlükte ilerlemeyi tercih ediyorum ve artık bana kimse hükmedemez. Ellerinizi olumlama yaparken şu şekilde açmanız evrensel sistemden gelen enerjiyi kabul ettim anlamına geliyor. Elinizi sürtün ve boğazınıza doğru götürün. Bu sefer boğaz çakranızda oluşan sıkıntıyı yenmeniz gerekecek. Zaten aslında siz belli etmiyorsunuz ama sevgili kova burçları çok hissiyatlısınız. Kimseye söyleyemediğiniz dertleriniz var. Yakın tarihte sıkıntılar aşılıyor ve büyük kederler, büyük dertler bir yana gitmiş. Sen rahatlamak ve huzura kavuşmak niyetindesin. Rahatın, huzurun yerinde hayırlısı ile. Bir çarpı işareti görüyorum sevgili Kova burcu. Sanki gelirinde artış olacak. Ve sen bir konuda çok iyi şekilde kendini yönlendireceksin. Şu anda büyük ideallere, büyük hedeflere doğru gittiğini, bunu başardığını ve sıkıntılardan uzak yeni bir başlangıç yaptığını görmekteyim. Sanki birileri yaklaşarak geliyor ve sen olduğu gibi kabul ediyorsun bunu sevgili arkadaşım. Şimdi şurada önünde bir yol açıldığını, açılan yoldan ileri doğru gittiğini, bir güvercinin havalanıp uçtuğunu görmekteyim. Yolun başında bir güvercin havalanıp uçuyor. Özgür iraden, özgür gücünle pek çok işi yoluna koymayı başaracaksın. Sıkıntılar, üzüntüler bir tarafta, sen bir tarafta kalmışsın.
Hayırlısıyla çöl olan yüreğinde çiçekler bitmiş gözüküyor. Şimdi şurada bir çatal görüyorum. Dargın olduğum birisiyle sanki barış yapıyorsun. Aynı zamanda bir şeylere adım attığını, attığın işte başarılı olduğunu görmekteyim. Hayırlısı olsun bakalım. Pek çok konuda başarı, mutluluk ve huzur içerisinde yaşayacaksın. Burada bir resmi evrakla ilgili bir sorun çözülüyor. Bir resmi evrakın imzalanması ve seni rahatlatması söz konusu arkadaşım. Bunu bil, rahatlama, huzura kavuşma, her şey yoluna girecek. Biraz daha rahatlaman gerekiyor. Çünkü çok yorulmuş gözüküyorsun. Gerek Başak burçlarıyla, gerek Yay burçlarıyla yaşadığın aşklardan hayır ve bereket göreceksin. Yay ve Başak burçlarıyla çok iyi gözüküyorsun sevgili Kova burcu. Bir de bir yerden bir yere taşınma, bir ülkeden diğer bir ülkeye gitme gibi durumun var. Bunu gerçekleştireceksin. Hayırlısı olsun bakalım. Sanki evinizde bir sıkıntı var. Bir ağlama, gözyaşı, sıkıntı, hengame, üzüntü var. Bu üzüntülerin aşılacağı dönemlerde gelecek. Kocaman bir yıldız görüyorum. Yıldızının parlayacağı. Ve bir yerden bir yere taşınma hayalinin gerçek olacağı dönem yaşıyorsun. 17 sayısını görüyorum. 17 gün içinde sevincin var. 45 bin rakamı var. Arabamı alacaksın. Evimi alıyorsun. Paran mı eksik geldi? 45 bin lira kadar para girişin olacak. Hayırlısı olsun. Bazı dedikodulara adın karışabilir. Aldırış etme. Telefonların, haberlerin ve mutlu günlerin var. Şurada bir güneş senin için tekrar doğuyor. Ve şurada sevgili dostlarım sanki bir dağın tepesindesin. Güneşin doğuşunu seyrediyorsun. Umutla yarınlara baktığını görüyorum sevgili Kova burcu. Sıkıntıları, üzüntüleri atmış gözüküyorsun. Gelelim duygusal balık burçlarına. Bakalım onları neler bekliyor. Şimdi balık burçlarına şöyle bir baktığımda ikili ilişkilerde sıkıntı veriyor. İkili ilişkilerde bazı sıkıntılı, üzüntülü durumlar olabilir. Bunları yeneceğiniz gözüküyor sevgili balık burçlarım. Haydi bakalım hayırlısı. Bir çift melek kanadı görüyorum. Melek kanadı senin oldukça iyi bir döneme girdiğini gösteriyor. Kapana kısılmış hissettiğin bir dönemde birdenbire ferahlamayı, aydınlanmayı yaşayacaksın. Şurada Merkür işaretini görüyorum. Yalanlara ve yılanlara dikkat edin diyorum. Aynı zamanda Merkür'ün yanında bir yeni ay belirdi. Önümüzdeki dönemlerde oluşan yeni ay. Sevgili dostlarım, 13'ü Mart'ın 13'ünde oluşan yeni ay sizin burcunuzda oluyor. Ve bu ay boyunca seni destekleyecek. Her konuda psikolojik anlamda destekleyecek. Sende hasar bırakan, aşağı yukarı bir yıldır yalanlardan, yılanlardan bıktığın bir dönem yaşamışsın. Gerçekten adında, soyadında L harfi olan birisi seni bir hayli yormuş. L harfi, U harfi, R harfi var. Bu insan seni bir hayli yormuş gözüküyor. Kendini bir aşk üçgeninde bulmuşsun. Bazı kere terk edilmiş bulmuşsun. Bazı kere nazar enerjisiyle yıkılmış bulmuşsun. Hayal kırıklıkları yaşamışsın. Bir senedir çektiğin sıkıntı, bak sevgili balık burcu, bir senedir çektiğin sıkıntı bu hafta bitiyor. İster inan, ister inanma. Üzerinden bir ölü toprağını silkeliyorsun, atıyorsun. Bir ölü toprağını silkeliyorsun, atıyorsun. Gerçekten de bu sıkıntılı, bu üzüntülü dönemler sona ermiş gözüküyor. Ve bazı durumlarda üzüldüğün, sıkıldığın iki konuyla ilgili de feraha çıkma söz konusu. Şurada bir kadın,
Sanki birisinin yolunu gözlüyor. Kişi gelmemekte direniyor. Ve kadın bir mum yakmış. Sanki bir olumlama mı yaptı, bir ritüel mi yaptı? Adam ayağıyla tıpış tıpış gelecek. Kadının yaptığı ritüel, kadının yaptığı her neyse tılsım kabul olmuş gözüküyor. Ve adamın bu kadının ayağına tıpış tıpış geleceğini söyleyebilirim. 9 sayısı çıkıyor. 9 sayısı size sayı olarak çıkıyor. Rakam olarak demeyeyim. Çünkü önünde ayların işaretleri var. Önünde bazı enerji birikimi var. Rakam değil bu sayı. 9 sayısı sana mücadele etmen gerekir diyor. Mücadele ettiğin bir konuda başarılı olacaksın diyorum. Gerek koç burçlarıyla, gerek akrep burçlarıyla yaşadığın aşklarda sorunlar belirmiş. Bu sorunları topyekun atıyorsun üstünden. Başarılı oluyor bu ilişki. Mutluluğa doğru gideceksiniz. Venüs ve Mars yan yana gelmişler. Hayırlısı olsun. Şurada sevgili dostlarım alfa işareti görüyorum. Yeni başlangıçlar diyor. Yeni başlangıçlara imza atıyoruz. 3 vade içerisinde sevineceğini, mutluluğa doğru koşacağını görüyorum. Yönetici gezegeniniz Neptün. Evinizin üzerinde baca gibi duruyor. Sanki Neptün hayallerini gerçekleştireceğim. Sen istediğin sürece ben hayallerimi gerçekleştireceğim diyor. Ve gerçekten de pek çok konuda hayalini gerçekleştirdiğin bir süreç yaşıyorsun. Ve aynı zamanda sevgili dostlarım bilmek istediğin bir konuyla ilgili bir sır var. Bir şeyleri bilmek istiyorsun. Bunu başaracaksın. Bu sırları çözeceksin. 50 sayısını veriyor. 50 başarılı girişimdir. 50 adım attığın her konuda başarı gelecek demektir. Ve aynı zamanda 50 yurt dışından olaylar, yurt dışıyla ilgili bağlantılar çözülüyor demektir. Paris'ten bir haber gelebilir. Paris'le ilgili bir şey olabilir. Gerçekten bir Paris'e gidip gelme olabilir. Bir Paris'le ilgili bir şey olabilir. Bir Fransa, Paris bir seyahat olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Oralardan haberler gelebilir. Yol belirdi önünde. Yumurta şekli var yolun sonunda. Bereketli bir iş, üretken bir iş. Ve senin kendi mesleki anlamda giriştiğin işlerden daha farklı bir iş var. Ve bunu başaracaksın, başarıyorsun. Hayırlısıyla. Şimdi şurada varlık yazıyor, varlık. Dostlarım, sevgili balık burçları, şu aralar varlıklı olma, bir şeyleri elde etme, ev alma, araba alma gibi durumunuz varsa durmayın, girişin. Bu size çok uğurlu gelecek. Borç da olsa, fazlaca da borç olsa girişin bu işe. Varlık yazıyor ve gerçekten varlığınız güçlenecek, variyetiniz güçlenecek, huzur içerisinde kalacaksınız. 3 vakte kadar sevineceğinizi görüyorum. Burada şamdanın üzerinde 3 tane mum yanıyor. Tabağınıza gelecek olsam sevgili balık burçları. Tabağınızda şurada sevgili arkadaşlarım, sanki gelgitler var. Sıra dağları olan bir şehre gittiğini, oradan hayırlısıyla güzel şeylerle geldiğini, güzel işlerle geldiğini görüyorum. Telepati işareti oluştu. Telepatik manada birisiyle haberleşmem var. Birisinden güç alma, birisinden rahatlama olayın gözüküyor. Aynı zamanda ol var. Ol yazıyor. Ol der ve olur anlamındadır. Kün feyekun. O ol dedi ve oluyor. Yasin suresinden bir ayettir. Kün feyekun. Yasin suresini bol bol oku. İnançlı,
duygusal, şiirsel olan balık burcu. Bakın hiçbir kimse de Kur'an ayeti çıkmadı. Kahve falına baktım. Hani bu haftaki ne diyorum. Bazı kere çıkıyor tabii. Bu hafta hiçbir burca çıkmadı, sana çıktı. Ol diyor. Kün feyekun. Ol der ve olur. Bir işiniz olması için Allah'ın onayını bekliyor. Rabbimin onayını bekliyor. Yasin'dir. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin'dir. Yasin suresini sabah akşam okuyun. Olmaz dediğiniz bir iş olacak. Görün de bakın. Sevgili dostlarım. Bu haftalık kahve falı yorumunda sevgili kova ve balık burçlarını yorumladım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olunuz. WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz 0546 481 3506'dır. Ve Instagram'dan Astro Canan Canoğlu, YouTube'dan Astro Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.